Merhaba Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Mart 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 8 Mart tarihinde görmüş olduğunuz Neptün ve Merkür'ün 27 derecede Balık Burcu'nda sizin de 3. evinizde tam kavuşumu gerçekleşecek. Şimdi bu kavuşumun olumlu ve olumsuz etkileri olacak. Haritanız olumlu destekler alıyorsa, su grubundan olumlu açılar varsa ya da Jüpiter'le olumlu kontakları varsa güzel yanlarını deneyimleyebilirsiniz. Fakat çok sert açılar alıyorsa, burada sert etkileşimleriniz varsa olumsuz etkiler de yaşayabilirsiniz. Hepsinden tek tek bahsedeceğim. Önce olumlulardan bahsederim. Şimdi burada Neptün ve Merkür'ün kavuşum yapması, özellikle ilham gerektiren bir iş yapıyorsanız, sanatla ilgili bir mesleğiniz varsa, çok güzel hayal gücünüzden faydalandığınız, size belki de hayatınızın o ilhamını yakalayabileceğiniz eserinizde bu yaratım sürecini tetikleyecek çok güzel bir zaman dilimini işaret eder. Üçüncü ev yazarlıkla basın yayınına da alakalıdır. Özellikle bu tarz bir mesleğiniz varsa onların yaratım sürecinde sizi besleyecek çok güzel bir zaman dilimidir. Bunun dışında hep hayalini kurduğunuz bir eğitime başlayabilirsiniz ya da hep hayalini kurduğunuz bir kurma ya da bir yerlere bir başvuruda bulunabilirsiniz. Bu gerçekleşebilir. Bir dileğiniz gerçek olabilir. Özellikle burası araçlarla ilgilidir. Kısa seyahatlerle ilgilidir. Bunlarla ilgili bir hayaliniz varsa, belki otomobilinizi değiştirmek vesaire, böyle bir hayalinizi gerçek yapabilir. Dediğim gibi basın yayın eğitimle alakalı, bu kısa sertifika eğitim programları ile alakalı ya da satış, pazarlama, ticaretle ilgili bir mesleğiniz varsa, bunlarla ilgili ulaşmak istediğiniz hedefleriniz varsa ya da almak istediğiniz herhangi bir satın alma durumunuz varsa, daha doğrusu bu hep, yani hayalini kurduğunuz ne varsa size verebilir eğer olumlu etkileniyorsanız. Yani bütün satın almalar, eğitimler vesaire, buralarda olumlu etkileniyorsanız sizi hayallerinize kavuşturabilir. Fakat burada sert yerleşimleriniz varsa, örneğin haritanızda, ben küçük bir örnek veriyorum. Bunun için elbette haritanın tamamı önemlidir. Haritanızda işte Satürn'ünüz zaten balık burcundaysa, işte ters yerleşimler varsa, fazla işte karşıtlıklar varsa, örneğin Başak'ta ya da kare açı alıyorsa Yay ve ikizlerden vesaire, olumsuz etkilerini deneyimleyebilirsiniz. Bunlar nedir? Bir kere Neptün-Merkür kavuşumları dolandırıcılıklarla alakalıdır. Birileri size çok büyük yalanlarla gelip sizin aklınızı karıştırıp sizi kendini farklı tanıtıp, her anlamda bunlar, ama ilişki anlamında da diğer bütün imzalarımızla ilgili olduğu için 3. ev, diğer satın almayla ilgili konularda da sizi yanıltmak, kandırmak, dolandırmak amaçlı kişiler karşınıza çıkabilir. Bunlara karşı çok çok, yani dikkat etmeniz gereken bir zaman diliminde olacaksınız. Kafanızı karıştırabilirler. Özellikle Merkür Neptün kavuşumları biraz böyle kaos yaratır burada. İkili durumları ortaya çıkartabilir. Kafanız karışabilir. Siz de netleşemeyebilirsiniz. Ya da doğruları görmemeniz için birileri onları çarpıtmaya çalışabilir. Özellikle iftira atma, iftira atılma gibi durumları da ifade edebilir. Bunu siz de yapabilirsiniz bu arada. Hani birilerine yalan söylemek, İşte yani kandırmaya çalışmak ya da birileri hakkında yalan söylemek vesaire. Uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle Satürn burada olduğu için karması çok ağır olur sizler için. O yüzden siz asla hani böyle yanıltıcı birilerine bir bilgi aktarım vesaire, farklı bir şey yapmaya çalışmayın. Ama bu tarz kişiler de size gelebilir. Özellikle yakın çevreyle alakalı olarak. Yani bu kardeşler, komşular, kan bağı olan yakın akrabalar, kardeş gibi gördüğünüz kişiler, liseye kadar olan eğitimden tanıdığınız kişiler vesaire. Ya da trafikte, seyahatlerinizde, satış, pazarlama gibi alanlarda, eğitimlerinizde, basın yayınla alakalı meslekler yapıyorsunuz bunlarla ilgili olarak. Ya da flört aşamasındaki bir ilişki olabilir. Sizin kafanızı karıştıran vesaire. Bunlara dikkat etmek gerekir. Olumlu manada ise eğer, yani haritanız destekliyorsa, belki de hep hayalini kurduğunuz o ilişki, flört, yani flörtle tanışabilirsiniz. Bu şekilde de çalışabilir. Dediğim gibi tamamen burada haritanız
nasıl destekleniyorsa. Ama dikkat etmemiz gereken bir zaman dilimi. Her türlü dikkat ederim. Hani burada hani benim haritam olumlu etkileniyor, ben hemen olumlu etkilerini alayım gibi düşünmeyin. Temkinli davranmanızı tavsiye ederim. Neden derseniz, bakın. Şimdi Merkür 10'una kadar, yani 10 Mart tarihine kadar Balık burcunda kalacak. Bu yani ilk 10'una kadar aslında bu hani etkilere karşı temkin yaklaşın derim. Merkür 10'undan sonra buradan çıkacak, Koç burcuna geçecek. Fakat öncesinde 3 Mart tarihinde görmüş olduğunuz Merkür'ün Lilith'de karşıt açısı oluşacak 16 derecede. Hemen sonrasında 7 Mart tarihinde ise 17 derecede Güneş ve Lilith'in kavuşumu olacak. Dolayısıyla Lilith de biraz böyle karanlık yönünü, olumsuz etkilerini çalıştıracağı için bu gezegenlerin karşıtlık yaptığında ayın ilk 10 gününde hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Bütün hani eğitim, satın alma, imzalar, kararlar, ne duyduğumuz, birilerine ne söylediğimiz çok çok önemli olacak. Aleyhinizde kullanılabilir, çarpıtılabilir, birilerine farklı aktarılabilir. Dolayısıyla hem her duyduğunuza inanmayın, hem de siz herkesin yanında her şeyi konuşmayın. Sonra dediğim gibi farklı boyutlar kazandırılıp çok farklı amaçlarla sizin aleyhinize döndürülebilir. Eğer siz böyle bir durumun içerisindeyseniz, dediğim gibi karmanın lordu burada olduğu için Satürn, bunun zararı en çok size dokunur. Dolayısıyla uzak durmakta yarar var bu tarz olumsuz durumlardan. Ama kimilerinin de dediğim gibi haritası çok güzel, hani destekliyordur bu açıları. Onlar olumlu yönlerini denemeyecek elbette, ne her ne olursa olsun. Evet, şimdi bir sonraki etkiye geçelim. Buradaki etkiler biraz karışık. Farkındayım, anlatırken de hangisi olacak benim için vesaire demiş olabilirsiniz. Benim tavsiyem ayın 10'dan sonrasını bekleyin. Nedenini şimdi açıklayacağım, bakın. 10 Mart tarihinde Balık burcunda 20 derecede bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylarda biliyorsunuz yepyeni başlangıçları gösterir. Üçüncü ev konuları üzerinden hayatınıza giren yepyeni bir durum var manasına geliyor. Ve bir de az önce dedik ki Merkür-Neptün kavuşumu burada yaşandı. İşte biraz ikili durumlar, kafa karışıklıkları, biraz böyle gerçeği görememe gibi durumları ortaya çıkarır dedik. Burada Güneş ve Ay'ın kavuşum yapması da tam tersidir. Hani ışıklar buraya böyle bir projeksiyon gibi vurduğunda oradaki bütün gerçekliği görmenize olanak sağlayacak. Dolayısıyla gerçekler su yüzüne çıkacak diyebiliriz. Net bir şekilde göreceksiniz burada her ne olup bitiyorsa ya da siz neyi istiyorsanız hayattan. Bu aslında bakarsanız zihniyle ile beraber her neyse ortaya çıkan yeni durum. Buradaki tabloyu çok net bir şekilde göreceksiniz. Kafanız da netleşecek artık. Ve dolayısıyla o gereken adımı, o yeniliği siz çok doğru bir şekilde, net bir şekilde atmış olacaksınız. Özellikle ayın 10'undan sonra. Görmüş olduğunuz gibi Merkür de burç değiştiriyor, Koç burcuna geçiyor ama burada özellikle hem Güneş'in hem ayın olması, o karanlıkta kalan ya da ne bileyim Neptün biliyorsunuz suyun, denizlerin, okyanusların yöneticisidir. Biraz böyle olan olaylara bulanık bakmayla ilgilidir Neptün-Merkür kavuşumları. Burada Güneş ve Ay'ın kavuşum yapması her şeyi netleştirecek. Öncelikle de dediğim gibi 3. ev zihin dünyamızla ilgili olarak olduğu için kafanız karışıksa her şeyi netleştirecek. Ve dediğim gibi az önce bahsetmiş oldum, 3. ev konuları üzerinden bir yenilik girecek hayatınıza. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz, yeni bir araç satın alabilirsiniz, bir sertifika programına gitmişseniz onun belgesini alabilirsiniz, ehliyet gibi mesela. Basın yayınla alakalı bir mesleğiniz varsa ya da bir eser yaratıyorsanız, yazarsanız vesaire, bunlarla ilgili yeni bir süreç. Herhangi bir şey imza atmak, bir karar vermek, insanlara duyurular yapmak, iletişim cihazlarınızı yenilemek ya da farklı bir iletişim cihazı almak, ulaşım araçlarınızı dedim yenilemek, bunlarla ilgili olabilir. Bir flörte başlamak olabilir gibi gibi örnekler çoğaltılabilir ama dediğim gibi yepyeni bir başlangıcınız var. Zaten Mart ayı boyunca sürekli burası transit alacak. Yani Mart ayı boyunca 3. ev konuları hiç gündeminizden düşmeyecek, öyle söyleyebilirim ama ilk 10 günü biraz karışık, bu konulara dikkat edin derim açıkçası. Şimdi geçelim Merkür'ün 4. evdeki seyahati size neler getirecek. Bir taraftan 4. ev gündemleri de oluşacak. Önce Merkür'ün buraya geçmesi, sonra 20'sinden itibaren Güneş'in de 4. eve geçmesi
aslında bakarsanız hani bir şeyleri başlatıyorsunuz hayatınızda, bu eğitim, işte başvuru vesaire bir şeyler var. Bir yeni başlangıcınız var. Bir taraftan da bu evle alakalı bir koşturmacanız var. Evle alakalı yeni durumlar da var. Merkür 4. evde ev, arsa, gayrimenkuller, taşınmazlarla ilgili yapılan alım satım işlemleri. Evle ilgili tadilat yapmak, mobilya ya da dekorasyon değişim için yeni eşyalar almak, taşınma kararı almak ve bunlarla ilgili işlemleri organize etmek, evden çalışarak yapılan bir iş kurmak ya da böyle bir iş varsa yeni anlaşmalar yapmak, aile büyükleri, özellikle anne ve anne figürü taşıyan kişiler ve onların hayatı ya da sağlığıyla ilgilenmek, evlenmek için harekete geçmek, aile büyükleriyle tanışmak, aile içinde yeni kararlar almak, aileyle yapılan aktivitelere katılmak, çocukluk anılarımıza ilişkin bilgi almak, ailede bilinmeyenlerin ortaya çıkması, baba evi, memleketimiz ve atalarla iletişim ve bunlarla ilgili yeni haberler ve yeni kararlar ya da kabir ziyaretleri gibi konuları ifade edebilir. Evet, şimdi bir sonraki görsele geçelim. 11 Mart tarihinde ise görmüş olduğunuz Venüs de 3. evinizde hareket etmeye başlayacak. Dolayısıyla burada 3. ev konularında zorlandığınız herhangi bir durum varsa hem maddi hem de manevi açıdan rahatlıkla böyle halletmeniz adına size olanak sağlayacak diyebiliriz. Biraz daha rahatlatacak 3. ev konularına aslına bakarsanız. Venüs 3. evdeyken başkalarıyla derin sohbetler, arkadaşlarla buluşmalar ve kısa eğlenceli geziler getirebilir. Özellikle kardeşleriniz, komşularınız ve meslektaşlarınızla iyi ilişkiler kurabilir. Bir anlaşmazlık varsa sorun hakkında konuşarak bunları kolayca çözebilirsiniz. Diplomatik becerileriniz artabilir, hatta hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Ancak samimiyetsizliğe ve havadan sudan konuşarak zaman kaybetmemeye dikkat edin. Aynı anda iki kişiye İlgi duymanıza da sebep olabilir. Başkalarına aşk, hayranlık ve takdir mesajları gönderebilirsiniz. Kısa bir yolculukta, internette bir kardeş, komşu ya da arkadaş aracılığıyla birisiyle tanışabilirsiniz. Bu kişi gazeteci, yazar, eğitimci, iletişim uzmanı, satış pazarlama uzmanı, bir topluluk organizatörü gibi alanlarda çalışabilir. Ayrıca sanatsal becerilerinizi ortaya koymak için de ideal bir zamandır. Şarkı, şiir, roman gibi eserlere imza atabilirsiniz. Ders alarak ilgi alanlarınızın peşinde koşabilirsiniz. Dekorasyon, tiyatro, mutfak sanatları, güzellik, mali yönetim, müzik ya da sanatsal içerikli herhangi bir ders bu dönemde size cazip gelebilir. İletişim ve ulaşım araçlarınızı yenileyerek konfor yakalayabilirsiniz. Satış, pazarlama, gazeteci, yazar, eğitim ve iletişimle ilgili mesleğiniz varsa önemli başarılar elde edebilir veya çalışmalarınız ödüllendirilebilir. Hemen sonrasında ise 18 Mart tarihinde görmüş olduğunuz Merkür ve Kuzey Ay düğümünün 4. evinizde kavuşumu gerçekleşecek. Çok önemli. Bu da demek oluyor ki az önce bahsetmiş olduğum Merkür'ün 4. evinizdeki ilerleyişiyle beraber oluşacak konulara böyle bir kadersel olarak bir kapı açılıyor sizin hayatınızda, manasına geliyor. Bu zamana kadar ilerleme fırsatı bulamadıysanız eğer ya da o cesareti bulamadıysanız bir şekilde bu kaderin de getirdiği gelişmelerle, gündemlerle beraber buradaki sorunlarınızı halletme, üstesinden gelme ya da daha cesur davranma, daha cesur adımlar atma, yeni girişimler yapmak adına bir kapı aralanacak sizin için. Ve buradaki etkiler kadersel olacak. Burada her ne yaşayacaksınız bundan sonraki kaderinize de tesir edecek manasına gelecektir. Dediğim gibi 4. ev konuları üzerinden daha önce hiç cesaretinizi toplayıp bir şey gerçekleştiremediyseniz bu alanla ilgili olarak, yani ev almak, ev satmak, taşınmak, evin işte tadilat yapmak, yeni mobilyalar almak vesaire, her ne istiyorsanız ya da evden çalışarak bir iş kurmak, bunun için böyle kader size yardımcı olacak. Her şey kendiliğinden gelişecek de diyebiliriz ve dolayısıyla burada her ne yaşanıyorsa yaşansın, bundan sonraki kadere tesir edecek nitelikte olacak diyebiliriz. Hemen sonrasında 20 Mart tarihinde görmüş olduğunuz Merkür ve Şiron'un 18 derecede bir kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşumla beraber özellikle burada 4. evle alakalı olarak geçmişte çaresiz kaldığınız, üzüldüğünüz, travma yaşadığınız bir takım durumlar varsa bunların üstesinden gelmek adına bir takım adımlar atabilirsiniz. Bunu nasıl halledebilirim? Bununla ilgili ne yapabilirim? Bilgi alışverişiniz, yeni görüşmeleriniz, girişimleriniz, başvurularınız olabilir. Ya da psikolojik anlamda bunların üstesinden gelmek için bir
danışmanlık almak, kendi içinizde çözümlemek gibi bir adımınız da olabilir. Aynı zamanda biliyorsunuz Şiron'un bilgi almak, şifalandırmak, pardon, birilerine bilgi aktarmak, şifalandırmak gibi manaları da vardır. Sizin burada geçmişte yaşadığınız deneyimlerinizi başkalarına anlatarak, aktararak onları şifalandırmak, eğitici rol üstlenmek gibi bir misyonunuz da olabilir. Aynı zamanda bunu da belirtmiş olalım. Hemen sonrasında ise görmüş olduğunuz Mars da 3. evinizde Balık burcunda seyahatine başlayacak. Bakın arka arka 3. ev çok güçlü transitler alıyor. Dediğim gibi 3. ev konuları var, çok çok aktif görünüyor ve burada önemli çözülmeler olacak. Burada Satürn'de olduğu için kalıcı çözümler de olacak. Bahsettiğim her şeyin böyle bir kalıcı tarafı, sağlamlaştırma. Ya aslına bakarsanız hani burada gündemleriniz var, koşturmacalarınız var ama bir taraftan da bunları sağlamlaştırıyorsunuz aslında. Burada neyin temelini atıyorsunuz? Satürn'ün varlığıyla beraber en güçlü olanı getiriyorsunuz yerine manasına geliyor. Yani daha böyle sarsılmaz, kolay kolay kimsenin elinizden alamayacağı güç elde etme peşindesiniz. Daha önce her neyi inşa ettiyseniz belki hani yenilerini koyacaksınız yerine ya da daha fazlasını, ama güçlü bir şekilde yapacaksınız bunu. Yani burada her neyin adımını atıyorsanız sağlam olacak diyebiliriz. Bunun hani en başta altını çizmek isterim. Şimdi Mars 3. evde pek çok fikriniz, planınız ve kararlarınızın olmasına sebep olacaktır. Eğer iyi kanalize ederseniz kendinizi, fikirlerinizi başkalarına satmak ve kendinizi tanıtmak için doğru zamanlardır. Yeni girişimleriniz, başvurularınız ve imzalarınız olabilir. Her zamankinden daha açık sözlü, daha iddialı, ben merkezci veya kışkırtıcı bir iletişim tarzını tetikleyebilir. Fikirlerinizle aşırı özdeşleşme, eleştirilere karşı tahammülsüzlük, acele kararlar verme, tartışmaları kızıştırabilir ve daha kolay kavgaya dönüştürebilir. Bu nedenle bu enerjinizi zihnimizi geliştirmek adına kullanmak daha yerinde olacaktır. Yeni eğitimler almak, sertifika programlarına katılmak, araştırmalar yapmak, basın yayın, sosyal medya için eserler yaratmak, seminerlere katılmak gibi fırsatlar getirebilir. Satış, pazarlama ve ticari faaliyetlerle ilgili yürütülen işlerde ivme kazanabilir. Kardeşler, yakın akrabalar ya da çocukluk arkadaşlarınızla ilgili bir gündeminiz olabilir. Küçük seyahatlere çıkmak, aracınızla ilgili alım satım süreci gibi bir durumu tetikleyebilir. Olumsuz etkilerde ise araba sürerken veya genellikle ellerle yapılan manuel işlerde sabırsız veya dürtüsel olma eğilimi kazalara yol açabilir. Bu nedenle odağınızı kaybetmeden ve acele etmeden hareket etmekte yarar var. Bu transit sırasında sözleşmeler ve resmi anlaşmalarla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla her imzada anlaşma metnini doğru analiz etmek faydanıza olacaktır. Bu şekilde bu olumsuz tarafında yaşamamış olursunuz diyebiliriz. Şimdi bir etkiden daha bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Mars Koç burcunun yönetici gezegenidir. Venüs de Terazi burcunun yönetici gezegeni. Ve her ikisi de şu anda transit halinde burada bulunan düğümlerin yönetici gezegeni pozisyonunda bulundukları için dolayısıyla burada yaşayacaklarınız bu Mars'ın buradaki geçişiyle beraber her ikisinin burada olmasının getirdiği durum sizin için karmik olacak diyebiliriz. 22 Mart 5 Nisan tarihleri arasında her ikisi birden Balık burcunda 3. evde olduğu için burada geçmişte iyi ya da kötü nasıl bir karma yarattıysanız yaşayacağınız deneyimler bunun neticesinde sizin hayatınıza girecek. Buna göre deneyimler yaşayacaksınız manasına gelecek. Dediğim gibi iyi ya da kötü nasıl bir karma yarattıysanız ona göre siz de karşılığını alacaksınız. Bu özellikle bu tarih aralığı daha çok aktif olabilir bu enerji. Bunu da unutmadan belirtmiş olalım. Hemen sonrasında ise 25 Mart tarihinde görmüş olduğunuz 5 derecede Terazi burcunda sizin de 10. evinizde bir ay tutulması gerçekleşecek. Çok çok önemli. Ay tutulmaları çok önemlidir. 6 ay kadar etkisini gösterebilir. Ve bir netleşmeyi gösterir. Bir bitiş de olabilir bu aynı zamanda.
10. ev konuları üzerinden. Artık validesi dolmuş, hayatınızda istemediğiniz, kurtulmak istediğiniz her ne varsa bunları komple hayatınızdan söküp atabilirsiniz. Bunlar kişide olabilir, kurumlarda olabilir. Ya da geçmişle alakalı bir karşılaşma, bir yüzleşme, hesaplaşma da yaşayabilirsiniz aynı zamanda. Bunu da temsil eder. Ya da 10. ev konuları üzerinden bir dönemin, bir döngünün kapatılması, artık yeni bir döngüye geçilmesi gibi bir durumu da ifade edebilir aynı zamanda. Bunu da unutmadan belirtmiş olalım. Şimdi 10. ev konuları nelerdi? 10. ev bizim kariyerimizle alakalı konuları ifade eder. Yani ün, statü, başarı elde etmek gibi süreçleri gösterir. Kariyerimizde varmak istediğimiz yer, ulaşmak istediğimiz hedeflerimizle alakalıdır. Toplum içindeki kimliğimizle alakalıdır. İnsanları nasıl göründüğümüzle alakalıdır. Haritanın tepe noktasıdır. Dolayısıyla terfilik süreçleri, işte bir müdür, müdür yardımcısı olmak ya da oranın sorumluluğunu almak, her neyse iş yerinizle alakalı elde etmek istediğiniz konum, bununla alakalı dediğim gibi bir döngüyü kapatabilir. Ya da memnun değilseniz işinizden, İşinizi bırakabilir, başka bir işe yönelebilirsiniz ya da sektörünüzle alakalı da olabilir. Bu farklı bir sektöre yönelebilirsiniz. Yani o yüzden geçmişteki sektöre nokta koyabilirsiniz. Ya da artık birilerinin emrinde değil de kendi işinizi kurmak isteyebilirsiniz. Bunun için girişimleriniz olabilir. O yüzden işiniz mevcut, işinizi bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da ekstra bir gelirle alakalıdır bu, ekstra bir işle alakalıdır. Bu şekilde de olabilir. Her türlü dediğim gibi bir konu üzerinden, bir meslekle alakalı bir kapanış yaşanacak. Örneğin bu şöyle bir durumu da anlatabilir. Bir eğitiminiz vardı, onu tamamladınız, bitirdiniz gibi de olabilir. Ya da size bir görev verilmişti herhangi bir yerde, onu tamamladınız, bitirdiniz gibi de olabilir. Yani bir tamamlanmayı da anlatabilir aynı zamanda. Bunu da es geçmeyelim. Bunun dışında sosyal statümüzle de alakalıdır burası. İşte evliyseniz evliliğiniz, söz, nişan gibi konular ya da anne olmak, baba olmak gibi bir durumu da ifade edebilir. Örneğin içinde memnun olmadığınız bir evlilik varsa hayatınızda, bunu sonlandırmak, bitirmek manasına, kurtulmak manasına da gelebilir. Ya da bir tamamlanma süreci, işte bir nişan süreciniz, bir evlilik süreciniz vardı, işte onu tamamladınız, bitirdiniz. Ya da anne olmak, baba olmakla alakalı, işte onu tamamladınız, bitirdiniz gibi bir durumu da anlatabilir. Ya da burası hem kendi aile büyüklerimiz hem de aile eşin aile büyüklerini de ilgilendirir. Onların hayatında bir tamamlanma, bitiş gibi. Ya da eğer ilişkileriniz çok gerginse nokta koyma gibi bir durumu da ifade edebilir. Ya da dediğim gibi bu başlıklar üzerinden bir karşılaşma da olabilir. Bir hesap, geçmiş hesaplaşması da olabilir. İşte kariyerinizdeki yöneticilerinizle, iş arkadaşlarınızla, ya da bu sosyal statüyü ilgilendiren işte geçmiş ya da geçmişteki aile büyükleriyle alakalı bir olayla ilgili yeniden bir hesaplaşma süreci gibi bir durumu da ifade edebilir. Bu şekilde de tezahür edebilir. Aynı zamanda bunu da eklemiş olalım. Evet, genel olarak bu şekilde. Umarım her ne yaşanırsa yaşansın, sizin hayrınıza çok güzel gelişmelerin yaşandığı çok güzel bir ay olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.